İyi akşamlar değerli izleyenler. Eskişehir'in nabzı programıyla karşınızdayız. Usta kalemlerle beraber hazırlıyoruz bu programı. Kimlerle hazırlıyoruz efendim? Sağ baştan Murat Taşkın, Sakarya Gazetesi yazarı. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam. Hakkı hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Anadolu Gazetemizin yazarı Ali Baş. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Evet, ilk gündem maddemiz Eskişehir Üniversitelerinde, yani Anadolu ve Osman Gazi Üniversitelerinde Atatürk'e karşı artık düşmanlığı desek doğru olur herhalde, mesafeli olan, efendime söyleyeyim, böyle dini özellikleri ön plana çıkan ve daha önce söylediği sözlerle dikkatleri üzerine çeken, tartışmalı sözlerle dikkatleri üzerine çeken isimler konferanslar veriyor efendim Anadolu ve Osman Gazi Üniversitelerinde. Anadolu'da gerçekleşti, Osman Gazi'de bu hafta yanlış hatırlamıyorsam yapılacak. Buna Eskişehir kamuoyunda pek anlam verilemedi, garip karşılandı. Nasıl böyle isimler burada konferanslar verebiliyor, amaç nedir? Kafalarda soru işaretleri oluştu. Bunu konuşacağız. İlk gündem maddesi bu olacak. Hakkı, senle başlayalım istersen. Ya şimdi hakikaten biz bu haberi zaten manşetten girdik. Sakarya Gazetesi olarak ilk önce duyurduk. Şimdi bu konferans vermeye gelenlerin içinde 6 yaşındaki kız çocuğu evlendirilebilir diyen, asansörde kadınla erkek halvet yapabilir diye böyle saçmalayan, ya özetle Atatürk laiklik ve cumhuriyet karşıtı oldukları tescilli olan, çünkü içlerinden bir tanesinin Atatürk'e hakaretten 1 yıl 3 ay hapis almışlığı var. Sabıkalı yani. Ya bu kişi de bir de o cezayı şunlar alıyor. Bir yazısında Atatürk'ü Yunan hain, yani Yunanlarla işbirliği yaptığını, hain olduğunu ima ediyor. Evet. Ya böyle adamlar geliyorlar bizim üniversitelerimizde konferans veriyorlar. Ya ben anlam veremiyorum ve gerçekten de çok şaşırdık. Çünkü hani başka illerde olabiliyor belki ama Eskişehir, modern çağdaş bir Eskişehir'de niye böyle bir şey oluyor? Ben bu işte tabii ki öncelikle sorumlu rektörler. Çünkü onlar karar veriyorlar. Ama ben burada bu işin rektörlerin de boyunu aştığını düşünüyorum. Nasıl aşar boyunu? Ya bakan, milletvekili de belki olabilir ama ben daha ilerisi bir bakanın telefon açıp işte bu arkadaşlar konferanslar verecek, yardımcı olun dediğini tahmin ediyorum. Onlar da tamam efendim demişlerdir. Ama bu inanılacak gibi bir şey değil. Ve ilk konferans Anadolu Üniversitesi'nde geçtiğimiz hafta verildi. Şöyle seyircilere baktım. Fazla kalabalık değildi zaten. Ve seyircilerin de %90'ı hep belli muhafazakar kişiler. Yani ben şimdi kapalı açık diye ayrım yapmak tabii istemiyorum. Ki, tabii. Çünkü ben kapalıya da karşı değilim. İnsanlar kafasını ister örter ister örtmez. Kendi bilecekleri bir şey. Ama yani burada o gelen kişilerin yani bu derece belirgin özelliği olması, hepsi o Fesli Kadir'in öğrencileri olması, onun izinden yürümesi. O Fesli Kadir'de biliyorsunuz 10 Kasım'da 9-10 gece Kenef'e gidin falan demişti. Hatta Atatürk'ü sevmeyenler, Atatürk'ü sevenler benim cenazeme gelmesin diye açıkça söylemişti. Evet. Vallahi anlam veremiyorum ve ben kınıyorum burada iki üniversitemizde, rektörlerini de kınıyorum. Ve inşallah bunun devamı gelmez diyorum. Peki, teşekkür ederim. Yani buna bir tepki de oluşuyor bildiğim kadarıyla. Öğrencilerden katılımların olmadığını biliyoruz. Ha, ben onu da devam edeyim. Şimdi biz bu haberi verdikten sonra tabii çok tepkiler geldi. Biz tepkileri de yayınladık. Ve sonradan Utku Çakırözer bunu mecliste önerge olarak verdi. Soru önergesi olarak. Yani bu olay da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Evet. Bizim de biraz Sakarya Gazetesi'nin de çabasıyla, üstüne gitmesiyle mecliste de taşındı ama oradan bir şey çıkar mı? Onunla da pek umutlu değilim. Peki. Teşekkür ederim. Ali, sen nasıl düşünüyorsun? Şimdi ben buradaki şöyle bir şey, şunu düşünüyorum ben. Yani var olan somut ortaktan gidelim. Şimdi üniversiteler bunu çağırıyor. Din alimi mi diyeyim, din adamı mı diyeyim? Molla. Şey neyse. Fakat şimdi bu yani yaptığı açıklamalarla ilgili daha önce bizzat Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirileri var.
Yani hatta Google'a girin bakın. Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kişiyle ilgili neler söylemiş. Yani üniversitelerde yani cesaret de ayrı bir şey. Demiş ki din adamı olarak ortaya çıkıp da kadınla çocukla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı iştahatta bulunan kişileri ortaya çıkıyor. Anlamak mümkün değil. Hatta MGK toplantısında o zaman Diyanet'ten sorumlu başkan yardımcısı da şey veriyor. Bunlara bakın diyor yani talimat veriyor. Bunlara bir hal çekin, düzen verin diyor. Yani bir ortam hazırlamayın diyor. Evet, şimdi böyle bir şey oluyor. Ondan sonra yani Cumhurbaşkanı da bunu söylemişken üniversitelerin bunları davet etmeleri yani bence çok saçma buluyorum. Evet, bu ihtiyaçtır. Dinle ilgili konferanslar vermek gerekir. Ama bunları da doğru düzgün anlatmak lazım öğrencilere. Ya bu Diyanet'e söylersiniz, başvurursunuz. Devletin yetkili Diyanet kurumu var. Diyanet size ilgili bir kişiyi gönderir. Şu Eskişehir müftüsü var. İhtiyaçsa bu, o versin konferansı, paneli. Diye düşünüyorum. Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Evet. Murat, senin değerlendirmen nedir? Şaşırıyor musun? Ya artık Türkiye'de hiçbir şeye şaşırılmıyor da. Yani Eskişehir'de de artık bizi alıştırdılar şaşırmamaya. Şimdi işte Umut Eskişehir adı ile 2 yıl önce kamu yararına dernek statüsü kazanan, dolayısıyla vergiden de muaf tutulan bir işte dernek. Burada üniversitelere müracaat ediyor. Şimdi Hakkı Rektörler diyor da, ben şimdi Anadolu Üniversitesi'ne vekalet eden rektörü aradım. Dedi ki benden önce verilmiş. Yani benim haberim yoktu. Kemal Bey'den önce. Evet. Abi buna sevindim. Çünkü ben, evet, Kemal Şen Ocak, şu andaki vekalet eden yürüten kişinin, severim, iyi bir kişi olduğunu düşünüyordum. Ben de nasıl böyle bir izin verdi diyordum. 3 ay önce alınmış izinler. Hmm. Muhtemelen aynı teklif ETÜ'ye de gitti. ESTÜ'ye de gitti. Ama onlar herhalde biz mühendisliyiz yani bununla bunun ne alakası var diye salmışlar. Doğrusunu da yapmışlar. Anadolu Üniversitesi'nin öyle bir şeyi var. Yani görevden istifa eden, daha doğrusu azledilen rektör buna izni vermiş. Fuat Erdal'a. Evet, aynen öyle. Şimdi bunlar geçtiğimiz hafta Anadolu Üniversitesi'nde yaptılar şeyi, konferansı. Tabii o iki ismin dışında diğer konuşmacıların da Instagram sayfasında resimleri var. Hepsi Hakkı'nın dediği gibi molla. Yani kıyafetleriyle de, şekilleriyle de molla. Şimdi Ali'nin şu söylediği de doğru. Yani böyle bir konferans verilecekse, senin bir ilahiyat fakülten var Osman Gazi Üniversitesi'nde. O tertip eder. Gerekirse bunlar da çağrılır. Hocalar var. Hocalar var. Gerekirse müftülükten de çağrılır, yapılır. Ama siz yani bu sene üniversiteyi kazanmış yeni öğrencileri bir araya toplayıp bunlara böyle konferans verdirirseniz iş başka bir şeye gidiyor. Dolayısıyla bu insanların tamamı siyasal İslamcı oldukları her hallerinden belli. Hakkı'nın da dediği gibi Cumhuriyet ve işte Atatürk'e, Atatürk'ün devrimlerine karşı olan insanlar. Şimdi Osman Gazi'yi zaten biliyoruz. Yani Osman Gazi ya politize olmak için kendini yırtan bir üniversite konumuna geldi adeta. Şimdi geçtiğimiz hafta burada şeyi konuştuk. Üniversiteler açılıyor, ilk ders çok önemli. Ama getir konuşturduğu insan AK Parti'nin MYK üyesi, MKYK üyesi bir adam. Dolayısıyla hani tamam profesör ünvanı var ama ondan başka gelecek isim yok mu? Hasan davet Basri edilecek. Yalçın. Aynen öyle. Şimdi Anadolu Üniversitesi Yargıtay Başkanı'nı getiriyor, Danıştay Başkanı'nı getiriyor, ESTÜ TEİ'nin genel müdürünü getiriyor. Sen AK Partili bir ismi getiriyorsun. Dolayısıyla Osman Gazi Üniversitesi kendini yırtıyor politize olmak için. Şimdi 26-27'sinde bu ekip Osman Gazi Üniversitesi'nde konferans verecek. Bakın 26-27, yani Cumhuriyet Bayramı'nın 2 gün öncesinde. Evet, evet. Eskişehir'e bu yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Ve bu iş, yani bu tür kararlar, bu tür eylemler bence AK Parti'ye Eskişehir'de oy da kaybettiriyor. Evet. Hani AK Parti'nin bunu bırakın gelmesini, teşvik etmesini, gelmemesi için çaba göstermesi lazım ama tam tersini yapıyor. Yaptığı için de
İşte sonuç ortada. Her seçimde tarumar oluyor, gidiyor. Bence AK Parti bu işin Eskişehir'de engelleyicisi olmalı. Biz her programda söylemiyor muyuz? Eskişehir'in bazı hassasiyetleri var. Yani Eskişehir'de siyasal İslamcı bir anlayış kesinlikle başarılı olamaz. Dolayısıyla Eskişehir'de, yani Hakkı da çok sık kullanır, ben de çok sık kullanırım. İki rekat namaz kılanla iki kadeh rakı için aynı masada oturabilen bir şehir burası. Kesinlikle. Dolayısıyla AK Parti'nin bir türlü anlayamadığı, 20 yıldır da sürekli seçim kaybetmesine neden olan nedenlerin başında bu geliyor. Bu hassasiyeti anlayamaması geliyor. Hala inat ediyorlar. Hala işte siyasal İslam'ı Eskişehir'e adapte etmeye çalışıyorlar. Hala mollaları Eskişehir'e getirmeye uğraşıyorlar. Bırakın engel olmayı, bir de teşvik ediyorlar. Olunca da sonuç bu oluyor. Evet. Yani eğer çok gerekiyorsa da İlahiyat Fakültesi var Osman Gazi Üniversitesi'nin. Zaten canım. Sadece Osman Gazi Üniversitesi'nde ya şu olay, hocaları çağır. Ay evet. Ya şu olayı İlahiyat Fakültesi adı altında yapsalardı belki bu kadar yani, ses çıkmayacaktı. Çekmezdi. Evet. Ya bir de şu var. Yani Murat'a katılıyorum. AK Parti'ye oy verenlerin mesela Erdoğan %51 ile kazanıyor. Türkiye'nin %51'i namaz kılmıyor abi. Türkiye'nin %1'i bu kadar dindar değil. Ya da siyasal İslamcı ve değil. Ve ben şunu dedim, Türkiye'nin %60'ı da alkol alıyor. Evet. Yani alkol alan insanlar da, namaz kılmayan insanlar da AK Parti'ye oy veriyorlar. Ama böyle yaparak onları kızdırıyorsun, soğutuyorsun. Evet, yani AK Partili olur. %18 işte geçen açıkladılar. Evet. Türkiye'de. Yani düzenli olarak namaz kılan %18. Yani 5 vakit. %33'ü? İşte o da cumadan cumaya gidiyor. Evet. Tamam, gerisi kılmıyorsun da. Ya tabii biz buradan şimdi şunu söylüyoruz, kabaca söyleyelim, hani biz tabii ki yani bu tür etkinliklere karşı değiliz ama marjinal tipleri nereden buluyorsunuz ya? Arasan mumda bulamazsın yani. Böylesine marjinal, bu kadar Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı insanları Eskişehir'e getirip konuşturan ne halim var, ben anlamıyorum. Keşke daha önceden düşünseydik de onları, bir fotoğrafları getirseydik. De şu ekranda verseydik. Ya bak, çoğu takkeli, böyle sakallı. Bildiğin FETÖ'cü. Yani zamanında da büyük ihtimalle FETÖ'cü. Kullanmıştır FETÖ bunları. Ya aynı onlar ya. Yani tipine baktığın zaman diyorsun ki ya bu adam İran'dan mı geldi diyorsun. Şeriatçı falan, böyle bir tip var adamlarda. Evet. Maalesef. Peki, teşekkür ederim. İkinci gündem maddemiz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık bir ay önce diyelim. Bir aya yaklaşıyor herhalde. Bir kent lokantası açıldı. Bunun ilk örneği İstanbul'daydı. Başka illerde de açıldı. Eskişehir'de de açıldı. Bir tören düzenlenmedi. Spontane açıldı. Ve 65 liraya insanlara, gerçekten yanlışsam düzeltin, 4 kap diyebiliyorum. 4 kap yemek veriliyor. 4 çeşit diyelim, evet. 4 çeşit yemek veriliyor. Ve insanlar bundan, biz röportajda yapmıştık, çok memnunlar. 65 liraya çorba içemiyoruz ama 4 kap dışarıda içemiyoruz, 4 kap yemek yiyoruz diyorlar. Memnunlar ve askıda yemek uygulaması başlatıldı. Bunun başlatıcı programı olarak da Eskişehir'in nabzıdır efendim ve Hakkı'nın burada teşvikiyle, önerisiyle, çağrısıyla başladı. O konuda da evet, teşekkür ederim Hakkı. Onun için de hani çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum burada gazeteci olarak. Başta sen olmak üzere. Söz sende. Ya şimdi hakikaten güzel bir uygulama. 20 günde 20 bin kişi yemek yiyor. Evet. Ve burada bir de askıda yemek olayı başlattı. Bu ne? Bunun belediyeyle ilgisi yok. Gidiyorsun, aşevine bağışta bulunuyorsun. Ekmeğin, yemeğin fiyatı ne kadar? 65 lira. Diyorsun ki ya 100 tane yemek bağışı yapacağım. Kaç lira? 65 lira. Al şu kredi kartından çek diyorsun. Çekiyorlar. Oraya yazıyorlar ve orada da şey var, tabela var. Tabelada da günde her gün kaç tane askıda yemek olduğu yazılıyor. Ya da bir tane. Ya 60. da bir tane bağışta, ya da 10 tane bağışta. O herkesin maddi durumuna göre değişir. Ve o bağışlar da hemen yazılıyor da tabelaya. Mesela biz en son haber yaptığımızda 600 kusurdu askıda ekmek. Evet. Tevoşi belediye meclis üyeleri gelip bağış yapmışlardı, 10 kişi. Şimdi buradaki çağrımızdan sonra oldu pazarı belediye meclis üyeleri de geldiler. Onlar da bağış yaptılar. Ama ben burada özellikle CHP'li Eskişehir milletvekillerinden, onlara da biner tane 65'er bin liralık ki maaşları 1/3 yapıyor. Öyle bağış bekliyorum. Buradan tekrar Sayın
Utku Çakır Özer'e, Şahin Ürsülü'ye... Unutturmayız diyorsun. Yok, Şahin Ürsülü'ye ve İbrahim Arslan'a tekrar sesleniyorum. Bakın, bunlar sizin CHP'li belediyeniz bu. Ve buradaki burada çok güzel bir hayır da işleyeceksiniz. Ben inanın bu 65 liralık en az 1000'er tane, ha beni utandırın, 2000 tane yapın, alkışlayalım. 1000 tane yaparsanız da alkışlarız. Ama tekrar söylüyorum, bu bağışı mutlaka bekliyoruz. Geçen günde Ayşe Hanım geldi hatta. Evet. O da okumuş. Ben buna ilgili yazı yazdım, programda çıkmış. O yanındaki ekipte de Ayhan Kavas vardı. O da abi dedi... Sakarya Gazetesi'nin ziyaretinden mi bahsediyorsun? Sakarya Gazetesi'nin ziyarete gelmişti. Dedi 65 bin liralık dedi, birer tane yemek dedi, iyi dedi ya, olmuş falan dedi. Dedim üçte biri yapıyor. Ki orada bir de ben ayrıca bu programda şunu da söyledim. Yani bakın Eskişehir'in eski CHP milletvekilleri var. Mesela Gaye Uslar profesördür. Evet. Ondan sonra avukat Cemal Okan Yüksel. Tamam mı? Murat Sönmez. Murat Sönmez mimar. Mehmet Ali Arıkan sanayici. Vedat Yücesan. Vedat Yücesan tanımış bir iş sanayici adamı. Ya bunlar için de biner tane yemek yani 65'er bin lira komik para. Yani biz, onlar için bizim 650 lira gibi para onlar için. Çünkü gerçekten maddi durum çok iyi durumda olan kişiler. Allah da daha çok versin, gözümüz yok. Onları da ama burada ayrıca CHP İl Başkanı Talat Yılmaz da onları harekete geçirmesi lazım. Onları telefonla araması lazım. Ben Talat Yılmaz'ın yerine olsam her gün 10 kere ararım. Her gün 10 kere ararım, bak ciddi söylüyorum. Hadi ne oldu? Hadi geliyor mu? Hadi abi istersen IBAN atayım ben şeyin, her şeyin IBAN'ını atayım. Seni uğraştırmayayım falan. Kopartırım bunlardan ya. Ya buradan Talat Yılmaz'a da büyük görev düşüyor. Milletvekillerinin de peşine düşsün. Her gün arası gerekirse gitsin, meclise gitsin, kapılarında yatsın. Ama evet, bu şeyi kapsın. Bağışları. Ve amacına da ulaşmış anladığım kadarıyla. Siz gerçi konuşmuşsunuzdur Ayşe Hanım'la. 60 bin kişiye ulaşmış. Yok, 20 bin kişi. 20 bin kişi mi? 20 günde güzel. 1000 kişiden 20 bin kişiye şu anda kişi yemek verildi. Bağış olayları da sürüyor. Ayşe Hanım da gerçekten iyi bir iş başardı. Çünkü Eskişehir'in de bir ihtiyacı vardı. Bazı esnaflar kızıyorlar ama yok, orada zaten belli bir sınırlama var 1000 kişi diye. Ayşe Hanım da işte geldiği zaman gazetede bayağı bir saat bir sohbetimiz oldu. Öncelikle Ayşe Hanım 6 yıldır tanıyorum ben onu. İlk Almanya gezisinde tanışmıştık. Böyle pratik zekaya sahip, mütevazi, samimi birisi ve başkan oldu. Ya başkanlık farklıdır ya. Koskoca büyükşehir bir belediye başkanı oturuyorsun. Ya çok önemli bir makama oturdun. Ya abi ya kadın hiç değişmemiş ya. Yine aynı samimiyet, aynı mütevazi, aynı güler yüzü. Böyle hiçbir hava baba yok. O çok hoşuma gitti. O daha önceden de bizi ziyaret ettiğimizde dikkatimi çekmişti. Çünkü makamında değil de gelip bizim yönetim kurulu başkanımız Süner Bey'in yanına oturmuştu falan. Yine aynı, güler yüzlü falan ve Kuzey Çevre Yolu'na başlayacakların müjdesini verdi. Kısa sürede başlayacağız dedi. O Bursa girişinden... Kuzey Çevre Yolu değil de o Çeper Yolu, belediyenin... Kavşak Yolu. Kuzey Kavşak Yolu'nda başlanacak. Uş ilk önce yapacaklarmış. O şeydeki Hasan Bey lojistik merkezinde son bulacakmış. Ondan sonra da Güney Çevre Yolu'nda başlayacaklarmış. İşte Eskişehir'in trafiğinden konuştuk biraz. Özellikle hafta sonları ve belli saatlerde, pik saatlerde trafik tıkanması falan. Şimdi şöyle bir durum var. Eskişehir 350-360 bin araç var. Evet. Eskişehir nüfusu bunun yaklaşık 3'te 1, yani 2,5'da 3 kişiden 1 kişide araç var. Yani Türkiye geneline göre çok araç var Eskişehir'de. Evet. Eskişehirliler de biraz zengin galiba, nelerine göre bilmiyorum. Böyle de bir sıkıntı var. Tabii bir de mesela Yunus Emre Caddesi yıllar önce açılmış. İki tarafta katlı binalar var tümüyle. O zaman hata yapılmış. Şimdi o yolu nasıl genişleteceksin? Mümkün değil. Mümkün değil. Bazı kavşaklarda öyle ama yine bu konuda ilgili çalışmalar sürdüğünü söyledi. Şeyi sordum kendisine, dedim Özgür Özel Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiği dedim. Ondan sonra dedi hiçbir sakıncı görmüyorum dedi. Zaten sonra Bahçeli'nin sözleri onu da gölgede bıraktı. Ondan sonra işte bu Cumhurbaşkanlığı tartışmalarından rahatsız olduğunu söyledi. Çünkü zamanı gelince belli kurullar seçer dedi. Ben dedi Tataristan'da dedim Mansur Yavaş'la, Strasbourg'da dedi Ekrem İmamoğlu ile dedi birlikte olduk dedi. Orada dedi ve hiç dedi Cumhurbaşkanlığı konusunu konuşmadık dedi. Ve güzel bir sohbetti. En son hatta şeye sordum, o çok ilginçti.
dedim başkanım, Ayşe Hanım dedim, evde size dedim, çocuklarınız dedim, başkanım mı diyor, anne mi diyorlar dedim. O güldü, asla dedi, başkan izin vermem dedi. Ya hakikaten de sonradan düşündüm, annelik her türlü mevki makamdan daha üstün tabii. Tabii. Ondan sonra yolcudan sonra giderken de şöyle dedim ki içimden, ya dedim hakikaten Yılmaz Hoca ve Eskişehir'le iyi tercih yapmış. Ve Eskişehir adına da sevindik yani. Evet. Peki, teşekkür ederim. Ali, sırayı bozmayalım. Evet. Sorumuz işte kent lokantasının amacına ulaşması, askıda yemek şimdi uygulaması. Kent lokantası amacına ulaştı. Bu belli oranda çıkması, yani yemeklerin belli saatlerde verilmesi, bu esnafa verildiği söylenen zararı da en aza, minimuma indirmiş oldu. Burada tabii arkadaşların söyledikleri şu, işte milletvekilleri, onların herkes verebilir ama bunun sürekli hale gelmesi için aslında damlaya damlaya göl olur misali. Yani insanlar girebilir. Hani orada yemek yersin mesela kaç lira? 65 lira. Gidip iki tane de bir kendini ödersin. Üç tane de ya da iki tane de şey yapabilirsin. Askıya verebilirsin. Tabii. Burada Eskişehirlilere bu konuda bence yani bu işin sürdürülebilir olması için evet. Eskişehirlilere daha çok görev düşüyor. Ama tabii bu Eskişehirlilere görev düşüyor deyip de Hakk'ın söylediği şeyleri de ihmal etmesinler. Yani ne onun ismi? Bizce bağış yapmaktan vazgeçmesinler. Evet. Milletvekilleri işte bu işe öncülük etsinler. Hatta üst düzey bürokratlar var. Onlar da yapabilir. Belediye meclislerinin bu işte öncü olması da bence önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederim. Murat, sana sözü vermeden önce şunu da bir belirtmek isterim. Ben Bağlar'dan geçerken, bu Profesör Doktor Yılmaz Büyüker Şenbul var, şimdi Üniversite Caddesi diyelim. Oradan geçerken bir fırın var, biliyorsunuz, bu askıda ekmek uygulaması yapıyor. Yani kendimce karınca kararınca oradan geçerken boş geçmemeye çalışıyorum. Yani bunu çok merak edenler, bu işin nasıl olduğunu daha nasıl diyelim, düşkün kısmı fırınların önünde gerçekten orada bekleyen insanları görünce insanın içi cız ediyor. 65 lira kimseye yani büyük bir para değil hakkında dediği tabii. Gibi. Ben de katılıyorum. Fikrimi senden önce söylemiş oldum. Ben ne diyeyim? Ya şimdi şöyle, ben 65 liraya verilen o 4 çeşit yemeğin maliyetini sordum. 140 ile 150 lira arası dediler. Yani bir işte, katından da fazla. Evet. Ama aynı yemeği mesela herhangi bir lokantada yediğiniz zaman da 240 ile 250 lira arası yiyebiliyorsunuz. 250 de pek çıkamazsın işte ama. Şehir içerisindeki o evet. Bildiğin esnaf lokantasında. Esnaf lokantalarında. Evet. Dolayısıyla belediyenin yaptığı burada aslında güzel ve takdir edilmesi gereken bir davranış. Ya benim anlam veremediğim şu, şimdi Hakkı burada söyledi, daha önce gazetelerde de yazdık. İşte buraya yardım edin, hani bir tane destek yeniyorsa olur, yenilsin. Çünkü yaptığınız hizmet, yaptığınız yardım yani belediyeye falan değil, direkt o yiyemeyen, o yemeği yiyemeyen vatandaşa. Yani 65 lira verecek dahi parası olmayan. Evet. Doğru. Dolayısıyla işte bu yardımda bulunun çağrısı üzerine ben ertesi gün çok şaşırdım. Sosyal medyada AK Partililiği tescilli bazı isimlerin bunu eleştirerek işte açtığınız lokanta şeyi de harcamayı da vatandaşın sırtına kilitliyorsunuz falan gibi. Nasıl oluyor? Böyle saçma sapan, ipe sapa gelmez. Şimdi bakın, yani AK Parti'nin neden kaybettiğini her gündem maddesinde önümüze çıkıyor. Evet. Ya şu bir, ya öyle bir trolleri var ki, yani AK Parti'ye CHP'lilerin veremediği zararı verebiliyorlar onlar rahatlıkla. Veriyor, doğru diyorsun. Ve aynı AK Parti bunları da susturamıyor arkadaş. Yani üniversiteye o insanların gelmesini nasıl engellemiyorsa bunları da susturmayı engelleyemiyor. Dolayısıyla AK Parti bu şehirde ben bu kafayla hayatta başarılı olacağını düşünmüyorum. Şimdi ortada bir tane lokanta var. Lokanta açılmış. Evet. Bu lokanta fakir ya da sabit gelirli ya da ne bileyim fukara insanların yemek yemesini sağlayan bir lokanta. Ya bunun illa eleştirilecek, sen yani bunu bari eleştirme ya. Başka şeyleri eleştir ama bunu eleştirme. Yani sonuçta bir insanların kursaklarından yiyemeyecekleri yemek geçiyor. Dolayısıyla ben bu tür muhalefeti de
yararlı bulmuyorum ya. Muhalefeti yapana yararlı bulmuyorum yani. Evet. Aşevi'nin hatırlayalım hesaplarına pandemi döneminde el konulmuş bir dönem yaşadık biz. Bunlar dediğin gibi şaşırtıcı değil. Hayır, bir de bunu söyleyen, yani açtınız lokantayı, harcamaları da vatandaşın sırtına kilitlediniz diyen insanların iktidarı, yani kredi kartının limitinden 150 lira falan istiyor. Depremde IBAN atıyor, bilmem ne yapıyor. Orası görmüyor. Evet yani ya. Evet. Anlaşılır gibi değil ya. Ama şunu da ben son kez söyleyeyim. O milletvekilleri o parayı bağış yapıncaya kadar her programda burada onları çağrıda bulacağım. Bence bir dahaki programa kalmazsak onu yaparlar. İnşallah. Ben öyle düşünüyorum. Peki. Hatta utansınlar 2000 yapsın diyorsun değil mi? Ya 1000 kopartalım da ona. Bir maaşa gelecek bu iş. 2000 dersek korkabilirler. Bir 1000 tane bir alalım da. Alalım da. Peki. Evet, teşekkür ederim. Bir başka gündem maddemizde Odunpazarı Belediyesi'nin ve Tepebaşı Belediyesi'ni de dahil etmek lazım. Yıkım kararı alınan, yani valilikçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yıkım kararı verilen hobi bahçelerinin yıkımına bir gün kala, iki gün kala mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkıyor ve bu engelleniyor. Odun pazarında üçüncü kez oldu bu ve o da engellendi. Bunu da konuşmak istiyorum. Yani bu bir nebze bakıyoruz, hani vatandaşın lehine bir karar gibi görünüyor. Bir bakıyoruz imara aykırı bir yapılaşma, aslında biraz hani nasıl diyelim, 3 liraya aldıkları bir yere işte oradan bir rant elde etmeye de kokuyor bu işin içinde. Hobi bahçesi olmaktan çıkmış bu işler. Hakkı nasıl değerlendiriyorsun? Ya aslında bu zamanında çok yaygınlaştı. Şimdi özellikle pandemide. Özellikle pandemide. Şimdi bazı uyanık iş adamları gittiler. Tarla, bildiğin tarla abi. Gittiler işte 5 dönüm tarla aldılar. Verdiler 5 dönüm tarlayı. Belki 500 bin lira ya da 1 milyon liraya aldılar, tamam mı? Onu 5'er metreden 100 parça ayırdılar. Böyle parça parça. Tarlasını 100 bin liraya, 150 bin liraya sattılar. Ve insanlar da orayı aldı, 100 bin lira verdi. İçine de 80-100 bin lira konteyner oturtturdu. Ve o çok fazla ilgi gördü. Ya bana da çok teklif edildi zamanında. Hatta 10-15 bin liraydı o zamanlar, kaç yıl önce. Abi dediler bak 15 bin liraya gel, şu ismini falan da söylediler falan. İlla götüreyim seni gezdireyim, bak çok verdiği falan yok dedim. Ya ben girmem bu işlere dedim. Ben böyle kaçak kuçak işlerden daha çok, ben biraz bu konularda tembelimdir. Yani bahçe işleri falan sevmem. Ama yine de bir kaçak yermişler. Ama şurada şu soruyu sormak lazım. Öncelikle buraya elektrik nasıl bağlandı? Bunlara su nasıl şebeke sağlandı? Ya burası kaçak. Ya şey alınması lazım. O şöyle oluyormuş. İskan alınması lazım konutlarda. Mesela konut için iskan almadan bağlatamıyorsun. Ya ben öyle daha önceden başıma geldi. Müteahhit almamıştı. Biz apartmandakilerle birleştik. Gittik ödedik. 1500 lira para verdik kaç yıl önce. Hı hı. O iskanı aldık. Ondan sonra elektriği bağladılar. Evet. Yani böyle bir durum varken öncelikle bu sorgulanması lazım. Buna nasıl gözüm oldu? Buna elektrik şirketi mi yaptı? Ya da devlet su işleri kim bağladı bunu? Eski mi burada bir hata yaptı? Yani çünkü eskinin sorumluluk alanında olan yerlerde var. Şimdi oraya kuyu suyu açacağım, kuyu suyu çıkartacağım, onun motoru için elektrik bağlatacağım diye alınıyormuş elektrik. Öyle bağlıyorlarmış. Ondan sonra dağıtıyorlar. Ondan sonra oradan da işte eve dağıtıyor. Ya Türk olmuyor. Milleti şeytan da bilir yani. Yani genellikle böyledir yani. Herkes kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın da. Yo yo, şeytanın işsiz kaldığı bir yani son yeni doğan çetesini falan görünce artık tabii, şeytan tabii. Bile kendinden şeytanlığından utanmıştır ya. Ben bunlar tabii, varken tabii. Ben nasıl şeytanlık yapacağım demiştir ha. Doğru. Yani işte burada da artık bakanlık harekete geçti. Belediyeleri de yıkın bunları dedi. Belediyeler de hatta yıkmamakla, bunları göz yummakla suçlandı. Kazım Başkanlığı yıkarız biz dedi ya. Yıkmaya başlayacak. Bu sefer mahkemeler dur dedi. Evet. Ben burada yargıda bir suç ya da bir yanlış bir şey görmüyorum. Sanırım evrak eksikliği falan var ama şu anda durdurma, geçici durdurma bunlar. Tabii geçici. Ya bazı evraklar falan isteniyor. Şunu söyleyeyim, bence öyle ya da böyle bu hobi bahçeleri sonunda yıkılacak abi. Ve doğrusu da bu. Şimdi hatta onlar dernek kurmuşlar,
yok işte bedel ödeyelim demişler, basın açıklaması falan yapmıştı. Yok abi, yani sen orada gideceksin, tarım alanında resmen konacaksın bir şekilde, ondan sonra da devlet bizi affetsin. Yok öyle bir şey. Ya ben orada binlerce kişi kim olursa olsun, belki onlar içinde çok tanıdığım, belki çok yakın arkadaşlarım da olabilir, hiç umurumda değil. Çünkü orada kesinlikle bir işgal var. Tarım alanlarını işgal etmişsin sen ya. Daha sen ne konuşuyorsun ya? Evet. Peki, teşekkür ederim. Ali, sırayı bozmayalım istersen. Şimdi burası vatandaşın tapulu yeri. Kooperatif yapıyorlar buraya. Alıyorlar bu kooperatif hissesi. Hisse. Hisseyle buraya bir şey yapılıyor. Yani diyorlar ki işte hobi bahçe. Bu Türkiye'nin her yerinde var. İzmir'de var, birçok yerde var. Şimdi normal bu işin zamanda göz yumarsan bu iş buraya gelir. Bir kere arkadaş, bu kuyuyu açarken diyeceksin ki bu nasıl, yani ne yapacaksın sen, bir sor. Şimdi normal vatandaş, işte biz gittik, iş adamı var Eskişehir iş adamı, Beyti Çemen. Onun köyünde hayvanları sulayacak su yok. Ne yaptı? Yani sadece hayvanlar su içmesi için kuyu şey yaptı. Hatta kaymakam, bir de yaban hayvanları da o sudan şey yapıyor. Su, hayvan yalaktan su içecek, o kadar. Ve kaymakam dedi ki ben size teşekkür belgesi vereceğim dedi. Kendi cebinden harcayacak şey yaptı. Fakat işte o bir parçası ormana giriyormuş. Orman değil aslında. Ama ormanı gözüküyor. Şimdi orman kanunu muhalefetten yargılanıyor. Yani, hem, yani kendisi orada yaşamıyor sudan biliyorsunuz. Yani köylüler için. Yani kendine fedakarlık yapmış ama Türkiye'de durum bu. Şimdi sen bunu yaparken bunu nasıl göz yumuyorsun? Arkadaş, yani buna nasıl izin veriyorsun? Bir de bu bir ihtiyaç mı? Şimdi bakıyorsun, evet, bana kalırsa da insanların böyle doğada zaman geçirmesi, bu bir ihtiyaçtır. Kendi sebze meyvesini yapması, bu da bir ihtiyaçtır. Ama bunu yasalara ve kurallara uygun şekilde yapmanız lazım. Şimdi bunu yapmazsan işte alan kişiler de, yani onlar için de zor durum. Çünkü devamlı dikenin üstündesin. Arkadaş ne zaman yıkılacak? Bile bile yapıyorsun. Ha, bana sorsan ben bir akıl vereyim. Bu konteyneri ev yapacağına, prefabrik ev yapacağına karavan koysalardı daha avantajlıydı. Evet. Karavan koyarsın, yıkamaz. Karavan park ettim dersin. Tabii, şimdi bu Eskişehir'in sokaklarına bakın. Her yerde karavan duruyor. Karavan, ben bahçeme karavanı koydum, park ettim dersin. Yukarısında bir de elektrik koyarsın. Al sana hobi bahçesi. İşte güneş paneli. Güneş paneli koyarsın. Oradan yararlanırsın. Bunu yapıyorlar çünkü. Suyu da depo yapıyorsun. O depoya getirip koyuyorsun. Aynen. Bu, yani her şeyin çözümü var. Karavan değil. Daha iki gün önce o üç harfli marketlerden bir tanesi reklamında gördüm. 89 bin liraya karavan satıyor. Evet. Ama şeysi falan da var. Bu enerji sistemi falan var. Evet. Tabii. Bayağı da bir Alman balı. Çok kaliteli. Fiyat da uygun geldi. Hatta sonra baktım bazı kurnazlar almışlar. Aynı karavanı 135 bin liradan satacaklar. Tabii. Hani Türkiye bu, burası. Şimdi bu prefab ev yapacağına, konteyner yapacağına karavanı koyarsın. Kafan rahat eder. Tabii. Arkadaş, ben burada yaşıyorum. Sen de o yolu öğretme. Boş ver. Hayır. Yolu o zaten. Yani gerçek bu. Bu şimdi böyle yapmak zorundasın. Yani olmasın. Çok şey bitirdin mi Ali? Tabii bitirdim. Yani ben çok hakim olduğum bir konu değil ama bildiğim kadarıyla şöyle bir şey var. Tarlaya bir ev koyabiliyorsun. %5'i oranında. Evet. Yani 5 dönümün üzerinde. Nasıl? 5 dönümün üzerinde olması lazım ki oraya ev koyabilirsin. Hayır, %5'i. %5'i. Bir dönümün yerin varsa 5 metrekare. 50 metre. 50 metrekare ev koyabiliyorsun ama ev tekerlekli olacak. Taşınabilir olacak. Tamam. Evet. Ev taşınabilir olacak. Ama bunu yapabilmen için önce gidip çiftçi belgesi alman lazım. Evet. Tabii. Çiftçi belgesini nasıl aldı bu insanlar? Şimdi orada çiftçilik mi yapıyorlar? Yapıyorlar mı? Başka türlü alamazsın ki. Nasıl? Çiftçi belge almışsındır yani. İyi de orada çiftçilik yapmıyorlar ki. İşte hobi. Hobi amaçlı yapıyor ya. Domates yetiştiriyor, şey yapıyor. Tamam. Çiftçi belgesi oluyor. Olduğu için su da bağlanıyor, elektrik de bağlanıyor, kuyu da açılıyor, o da oluyor, bu da oluyor. Aynen. Çiftçilik belgesini kim veriyor? Ziraat odası. Onlar da suçlu o zaman. Ya ziraat odası da çiftçilik yapacağım diye ne vermek zorunda? Yani neresinden tutarsan orası. Gidip bakacak abi, görecek mi ya herkese? Fark etmez. Var, bir dönüm yerim var. Tapuyu götürdüm. Şöyle oluyor bak. Hadi sözünü kestim. Tapuyu verdim ben. Evet. Murat, gerçi sen anlatacaktın ama önce zaten buralar boş. Evet. Boşken alıyorsun zaten. Oraları ekip biçmeden önce alıyorsun. Şimdi ben sonra ev yapıyorsun. Şu Doğankaya yerini merak ettim. Google'ın her yıl tarih görüntüleri var. Girdim. 2019'da bomboş orası. Ne olduysa 5 yıl içinde olmuş. 5 yıl içinde yeri satın almışlar.
Ziraat Odası'ndan çiftçi belgesi almışlar. Elektrik bağlanmış, su bağlanmış, o olmuş, bu olmuş falan filan villalar dikilmiş oraya. Dolayısıyla Hakkı'nın dediği gibi şimdi bakanlık yıkın diyor. Belediye yıkmak için uğraşıyor ama mahkeme durduruyor. Bana göre de yürütmeyi durdurma sadece dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için bir tedbir amaçlı verilmiş bir karar gibi geliyor bana. Öyle sonunda hiç. Biraz herhalde oranın akıbeti kötü gibi geliyor. Şimdi, hayır bir de hala mesela satılığa çıkartanlar var. Ben de takip ediyorum. Hepsi satılığa çıkartmış şu anda. Çoğu şeysinde satılık yazıyor. Satılık evet. Yazıyor. Tabii. Şimdi bahçe buradaki şu var. Yani sen o evin prefabrikse evi kaldıracaksın götüreceksin. Tabii prefabrikin şeyi yok. Yani bu ya da sadece evi satacaksın. Yani yıkılmaktansa bu bir daha yani zararın neresine dönersen kârdır mantığıyla. Evet. Ama bunu zaten hatırlarsınız. Seçimlerden önce Kazım Kurt gene burada programda söylemişti. Evet. Biz dedi bunları yıkacağız dedi. Evet. Ama orada şurada şöyle de bir şey var. Bir kişi o yerlerin hepsini alıyor. Evet. Sonra parsellere ayırıyor. Evet. Hiçbir şey olmaz korkmayın diye satışını yapıyor. Dolayısıyla yani beraber evet, konuk ettiğimizde evet, Kazım Kurt anlatmıştı. Evet, evet. Buradaki evet. Ve şu anekdotu da söylememe izin ver Ali. Şunu söylemişti. Şimdi parselliyorlar, kooperatif şeklinde satıyorlar ve diyor ki artık siyasi kimliği olan kişiler bunlar. Şeyi de benden alırsan, prefabrik yapıyı da benden alırsan garanti işin olur. Hiç evet. Sen merak etme, gözün hiç arkada kalmasın. Bak bana hiçbir şey olmaz diyor. O bir bahçeyi satmak isteyen aynen şunu söyledi. Ya abi zaten seçimler var dedi. Yakında dedi, af çıkar dedi. Ha, buyur. Şimdi onlar hisseli. Yani aldıkları o şey kooperatif ya da 100 dönüm yer alıyor. Parsellere bölüyor. Bunların hepsi hisseli tapu. Yani o işte kaç kişiyiz o kooperatifte? Bunların hepsinin hissesi. Şimdi bunlar gidecekler. İşte boş tarla kalacak ellerinde. Tabii yani tabii. Öyle bir şey olacak. Aynen. Ama dediğin gibi yani orada ama tarlanın hangi bölümü kendisinin ait olduğu o da belli değil. Evet. Bir de onun giderleri falan da var. Ve hatta bunu ileriye götürenler var. Oraya elektrik hattı çekip, süzme saat takıp, ayıranlar. İzmir'de ben şimdi, bir kere başıma burada, geldi öyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Bir, bakın şöyle bir şey var. Bir sıkıntı şu. Şimdi buraya yaptılar. Bu 5 yıl dedi mesela Doğan Kaya 5 yıl olmuş. Ama mesela 10 yıl önce, 15 yıl önce Alınca'ya yaptılar. Şimdi Alınca'dakiler aynısı hobi bahçesi, konteyner ev, işte. Haftan yararlandı mı? Tabii haftan yararlandı şimdi onlar. Bu sefer haftan yararlandı ne oldu? Dedi ki eskiye bana şebeke suyu gönder. Sulamayı da şebeke suyuyla yapmaya başladı. Bu sefer yukarıya su yetişmez oldu. Her gün şikayet. Arkadaş bu çünkü sulamayı şebeke suyuyla yapıyorum ben. Tabii. Şey yapıyorum ya, çiftçilik yapıyorum. Bu sefer köye su gitmiyor örneğin. O da bir sıkıntı. Yani bunların çünkü belediyenin planında olan bir şey değil. Aynen öyle. Ya özetle deveye sormuşlar niye sırtın mırtın evet, boynun yamuk diye. O da neler bir düzgün ki demiş. Yani bizim Türkiye'nin de hali bu yani. Evet. Doğru. O var. Mesela şimdi Sarı Sungur'da da var. Şimdi mesela Doğan Kaya bir hemen Sarı Sungur. Şimdi onlar da bir kısmı yapıp kayıt belgesi almış ama bir kısmı da almamış galiba. Evet bir kısmı almış. Orada da bir sıkıntı var. Şimdi onlar da yıkacaklar. Ne olacak? Şimdi şöyle hatırla Ali. bu imar affı geldi evet, ya. İmar affı zamanında gördük hepimiz işte garajlar dükkan oldu. Evet. Değil mi? Yani bu zemin kattaki evet, garajların evet, çoğu dükkan oldu. Evet. Onlar satıldı. Bodrum katı kapıcı dairesi olarak yapılan böyle derme evet, çatma şeyler daire ruhsatı aldı falan. Yani aslında burada tartışmamız gereken şey bu imar afflarının insanlara alıştırılması. Şimdi bu buradaki iş bence bunu bak şu olayı öncülüğünü belediyelerin yapması lazım. Bakın bu ihtiyaç. Evet. İnsanlar gerçekten doğaya gitmek istiyor. Burada bir hobiyle uğraşmak istiyor falan. Bu bir ihtiyaç. Dolayısıyla belediyelerin bunu öncülük etmesi lazım. Belediyelerin bir sürü ekilmeyen araziler var o köylerde falan. Gitsin. Bu hobi bahçesi. Şehir içindeki hobi bahçesi. Belediyesi vardı bir hobi bahçesi ya. Bakın şimdi hobi bahçesi şu. Şehrin merkezinde kalmış hobi bahçesi. Arkadaş burada artık tarımı yapma. İlaç alıyor, gübre atıyor. Gerek yok. Bunu kaldır oradan bu hobi bahçesini. Oraya yeşil alan yap. Önermiş olayım. Yap. Hem belediyelere, Odunpazarı, BTV başına. Buraları şey yap. Normal park yap, yeşil alan yap. Onları da götür. İşte senin o kırsal alandaki belediyenin arazilerine hobi bahçesini orada yap. Hem biraz daha geniş yer var. Hem de üretsin. Aşevine kent lokantasına katkı sağlasın. Domatesi, biberi oradan alsın. Senin dediğin var ya.
İsviçre ve Danimarka'da çok mükemmel uygulanır. Şimdi bak, şimdi biz gazeteci olduğumuz evet. için bana çok sayıda insan ya oğluna, kızına iş bulmak için evet. hani sen belediye başkanlarının aran iyidir falan filan diye geliyordu. Bir dönem bana sırf ya şu hobi bahçelerin kurası çekilecekmiş. Bana bir torpil olsana de, demeye başladılar bana. Bana da geldi birisi evet. ve şunu dedi. Ya dedi zaten belediyede çalışanların akrabaların bize sıra gelmiyor ki. Aynen öyle. Allah Allah. Aynen öyle. Aslı vardır yoktur. Önemli onların değil. Onların akrabaların bize sıra gelmiyor dedi. Ama kişiler çıkıyor. Yani maaş vereceğim de ona bakmıyor adam, hobi bahçesi istiyor. İşte demek ki böyle bir ihtiyaç var. Abi ihtiyaç var da o ihtiyacı karşılayacak senin şeyin yok. Sistemin düzgün. Yani 1 milyon nüfusun var senin Eskişehir'de. 600 bin kişi ister onu. Ama emeklilere öncelikle... Emekli kaç tane? 200 bin emekli var. Eskişehir tabii. EYT'de de artmıştır. 250 bin, 250 evet, bin civarında. 250 bin tane ya. Dediğim gibi belediye bölsün, parsellesin. Abi nereyi bölecek? Yani o kadar arsan yok, şeyin yok. Böyle, kırsalda var ya, kırsala göndersin onları. Ya da şu, bilmiyorum tabii uygulama nasıl oluyor. Yani buranın imar düzenlemesi böyle olabilir. Yani sadece hobi bahçesi yapılabilir. Belediyelerin altından kalkabileceği bir iş. Zor yani onu ya yapması. Ya çok şimdi ya. Şöyle bak. Yani ya, yasada bu, bence bir açık var. Hem Tebabaşı'nın. Ya yasada değil. Ali sözü kestim. Evet. Bizim insanlarımız puşt ya. Bak ahlakta bir sorun var. Bak bir şey söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi'nin kent park içinde yüzme şeysi havuzu var. Havuzu var. Oraya da vatandaş doğrusu gidemiyormuş abi. Niye? Yine belediye personelinin çocukları gidiyormuş. Ya da akrabalı çocukları gidiyormuş. Kayıtlar hemen doluyormuş. Yani çok, 100, ya da atıyorum 100 kişi alıyorlarsa 20 tane vatandaştan %80'i o çevredekiler kayıt yaptı. Hakkı biraz da şey de yapıyorlar. Yani hakikaten talep çok. Bir anda doluyor, kapasitesi belli. Evet. Ama giremeyenler bir bahane arıyor. Diyor ki işte belediyelerin, torpillilerin, bilmem nelerin yüzünden gelemedik falan diyor yani. Oralar çok dikkat çeker böyle şeyler de onun için diyorum. Onu mesela bakın ama ya? Şunu söyleyeyim. Tebabaşı'nın var orada. Çok özel bir sistem yapıyorlarmış. Bilgisayarlı falan. Evet. O sistem belirliyormuş. Orada hiç torpil olmuyormuş. Yani öyle bir sistem getirebilirler. Ama müracaatlarında dörtte birini alabiliyorlar. Üçü dışarıdaydı. Tabii. Ya tabii o şey öyle mesela. Ama orada alımda da işte pek torpil olmuyor. Şeyde mesela Tebabaşı'nın açık yüzme havuzunda da yararlanacaksan önceden adını yazdırıyorsun mesela. Yazın gideceksin havuzuna yararlanacaksın. Sıra sana geldiği zaman seni arıyorlar. Evet, gel evet, diyorlar evet. Sıran geldi. Bugün yararlanabilirsin. Bu yani yaz aylarında açık havuz var yukarıda. Oradan ben hiç gitmedim ama bana gelen söylenenler o. Yani buradan bu şekilde yararlanıyor diye. Ben şeyi de sordum. Mesela Ahmet Başkan'la Kazım Başkan'ı bu Alzheimer merkezleri var ya. Esas şey orada dönüyor. Yani tabii. Nasıl diyeyim? Talep deli gibi oraya var. Evet. Çok acayip bir talep varmış. Ve nasıl engelliyorsunuz? Torpil arayanlar oluyordur, bilmem ne oluyordur. Bana da çok gelen ya oldu. Şeye yani. Düşünsenize organize sanayi bölgesindeki şey var ya meslek yüksekokulu. Ona evet. bile torpil yaptırıp yazdırmak isteyenler varmış sırada ya. Yani her yerde böyle bir arayış var. Ya torpil artık Türkiye'de bir kural oldu. Yani açıkça söylüyorum bunu AK Parti'si de yapıyor, CHP'li belediyeler de yapıyor, her yerde yapılıyor. Evet. Ya arkanda bir ağın varsa, yukarıda bir tanıdığın varsa işin oluyor. Yoksa olmuyor. Evet. Bütün sendikalar, şimdi iş alımlarında sendikalar bakıyor. Hayır şimdi şu şeyde de evet. öyle. Şeyde memur sendikaları hem de. Memur sendikaları, ya şu anda eğitim bir sen, hükümete en yakınsın. Ya o şeylerde bile o şeyler oluyor ya. Yazılı sınavlardan sonra sözlü. Mülakat. Abi yazılıdan 100 çekiyor öğretmen adayı. Mülakattan eleniyor. Niye? Sendikanın verdiği listede yok. Bu kadar açık söylüyorum. Sendikanın verdiği listede yok. Çünkü liste veriliyor. Ali daha iyi bilir. Evet. O sendika başkanı eskiden çok samimiydi. Evet. Şimdi Ankara Ekiti Genel Merkezi'nde 150 bin lira maaş alıyor. Muammer Kaya mıydı? Neydi? Karaman. Muammer Karaman. Karaman. Hayır bu şey de bakın torpil işlerinde her yerde öyle. Yani hak ediyor. Hak ediyor ama bir de tamam garanti, bir de torpil bulmak zorunda. Tabii. Yani %100 kazanıyor ama kazanması için onu yapmak zorunda. Ya ben işte biliyorsunuz yani sonuçta ben Anadolu Ajansı'nda da çalıştım. Kamu kurumu niteliğinde görülüyor falan. Ajansı bir yere koyayım. Referans. Bir işe girerken evet. referansın kim? Onlara göre muamele görüyorsun falan yani bu işte. Ya rahmetli Kemal Unakıtan da Eskişehir Milletvekili olduğu zaman bakarken bizim tanıdığımız birkaç kardeşimiz de Anadolu Ajansı'na koymuştuk. Evet, aynen. Sen daha iyi bilirsin. Kemal Unakıtan değil, Murat Mercan. Murat Mercan yaptı. Murat Mercan. Tamam, doğru, pardon. O zaman Genel Başkan Yardımcısıydı. Genel Başkan Yardımcısıydı, aynen. Peki, ilk bölümü burada tamamlayalım. Tamam.
Evet değerli izleyenler, Usta Kalemlerle Eskişehir'in Nabzı'nın ilk bölümü burada tamamlıyoruz. İkinci bölümünde merak edeceğiniz konuları konuşacağız efendim. Bizi izlemeye devam edin. Kısa bir ara.